Bizim sıkıntımız şu günahların yayılması, şu kul haklarının, bu kadar kolay yenir hale gelmesi. Kimsenin senedine, çekine, sözüne itimat edilemiyor oluşu, hepsinin temelinde yatan şey, ahireti uzak bir ihtimal. Yani kim yakında ölür? 90 yaşında bir adama bile sorsan, yok canım bizim eve uğramaz henüz Azrail, var daha bize çok var. 20 yaşında günde 20 bin kişi alıyor, hiç ona baktığı yok. Ölüme, ahirete geldi mi en uzak, ihtimal. Ama bir mevlüt kandili gecesinde şefaat ya Resulallah dedin mi, bütün oklar senin üzerine, hemen şefaatler sana, bu müthiş bir tuzak. Ma garrake bi rabbikel kerim. Bu büyük, bu kerim, bu cömert Allah'a karşı nasıl aldandın ey insan diye sorulduğunda kıyamet günü, işte bu tuzakla, aldanmış olacağız. Hani şu Allah dostu adamlar ölürken son nefeslerinde ne mutlu sana diye sorulduğunda, onlara ikramda, ihsanda bulunulduğunda, ne bırak onu, bırak şöyle baş başa gitsek yeter, sevap da istemem diyen adamlar, Allah onlardan razı olsun. Bir sorun yaşıyoruz kardeşler. Cennete mesafemizi ölçtüğümüz zaman 10 santim filan. Yani şöyle bir değsen elini, hurilere filan okşayacaksın orada hemen. Yani şöyle bir kapıyı açsa ilk huriler çıkacak zaten. Nasılsın kızım diyecek hemen. O cennet orada, hiç tereddüt. Cehennem mi? Uzay aracına binsen gidemezsin 20 senede. Öyle arabayla hiç gidilmez. Cehennem çok uzak. Zelike racun be'id. Cennet. Dün toplantıya katıldı zaten. Dün kutlu doğum haftasına da katıldı. Evvelki gün mevlüte de katılmıştı. Canım tamam da. Bu tuzak. Tuzak bu. Çok kötü bir tuzak. Yem olarak da şeytanın cenneti kullandığı bir tuzak bu. Hayır kardeşim. Gerçek, şöyle kapıyı açsam hurilere elimi değdiririm. Vallahi böyle. Billahi böyle. Harise demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Cennetteydim dedi. Arştaydım akşam dedi. Doğru. Mümin öyle olur. Ama sol elini de kıpırdattın mı lavlar eline değecek. Hazır ol. Tamam. Sağ elinle açtın mı tıptum fedhuluha halidin. Tamam, seni bekliyor melekler. Sol elinle de bir kapı aç, bir bakalım bir şey görüyor musun? Bu şuurda olmamız gerekiyor. Bunun için televizyon ekranlarına çıkıp insanları memnun etmek, cami kürsülerine çıkıp memnun etmek için bol keseden cennet arazisi dağıtmak, şöyle ettin, böyle ettin, hele kadınsın zaten cennettesin, İhtiyarsın cennettesin, esnafsın, kurban hissesi verdin, sen cennettesin, firdevstesin, cehenneme bir Yahudiler kaldı. Yavaş yavaş onlar da zaten kardeş mardeş olmaya baş, onlara da bir yer buluruz cennette. Onlar da bir Allah demişti bir defa. Hele Tanrı manrı dedi, tamam da o da tamam. Cehennem, onu da ne yapıyor? Yakıtsızlıktan gider o da, söner sonunda. Na'uzu billahi teala. Nestağfurullah ve netubu ileyh. Bu gafletten Allah'a sığınırız. Şu Ramazan'da onlarca defa okuyup dinlediğimiz Kur'an'da kaç bin ayet Allah'ın azabından ve cehenneminden bahsediyor. Bunlar kime ya? Ebu Cehil bu Kur'an'ı dinlemedi ki. Ebu Cehil dinleyecek olsa adam olurdu zaten. Bu Kur'an onu dinleyenlerin kitabı. Sağ elimizle cennetin kapısının tokmağına tuttuk mu oradayız Allah'ın izniyle. Ölçü bu. Sol elimizle de maazallah o kapıyı tutamazsın. O şekilde endişelenmemiz gerekiyor. Korku ve umut arasında dengeli bir yerde duracağız. Aksi takdirde gaz pedalı ayağının altında, fren pedalı bagajda olan bir arabayla cehennemden başka bir yere gidilmez. Şu gelişen ticareti, şu sera serpa zinanın sokaklara döküldüğü çirkin hayatı
ahiretten başka hiçbir sistem durduramaz kardeşler. Ahiret de her gün biraz daha gidiyor. Çok iyi, böyle Kur'an'dan, hadisten alınmış bir örnek değil ama ibretlik bir olaydır. Tavsiye edilir nitelikte de değil ama böyle kulları da varmış Allah'ın diye örnek veriyorum. Tabi'in döneminden sonraki bir zattan örnek verilir. Bir gün evinin dibine acayip bir kuyu kazmış. Uzun bir kuyu. Ya komşuları demiş, nedir ne değildir, bir şey değil demiş. Karısına demişler, bu ne biçim kuyu böyle? Kuyu değil yahu demiş, bizimki mezar yaptı onu. Gece yarısı gidiyor, 10 dakika yatıp geliyor. Ne yapıyorsun? Denemeye başlayayım şimdiden, oralarda ne yapacağımızı hazırlık yapayım diyormuş. Böyle kulları da var Allah'ın. Sen piramit dikiyorsun evinin bahçesine ebedi firavunlaşmak için. O da kuyu kazmış. Mezar denemeleri yapıyor. Dengeyi bulmak gerek. Evimizin bahçesine mezar kazmaya gerek yok. Zaten belediye kızar böyle bir şeye. Gerek yok. Ama mezarı da unutturacak evlerde oturmamak lazım. Ebedi kalınacak bir ev değil bizim evimiz. Ebedi değiliz. Geçiciyiz. Ama seyyarda değiliz. Ortasını bulmamız gerekiyor.